Evet değerli izleyenler, Bandırma Manşet'te yorumlarımız devam ediyor. Amatör liglerdeki yorumlarımızdan sonra sıra geldi profesyonelliğimiz 2 lig beyaz grubumuza. Evet hocam, Ertekin'in Bandırma Spor yelkenlerini şişirdi gidiyor. Maşallah nazar değmesin diyoruz. Evet, bu galibiyetlere, özlediğimiz galibiyetlere devam ediyoruz. 4 hafta var hocam ligin tamamlanmasına. Biz bu hafta alınan toplu sonuçlarla yorumlarımıza başlayalım. Buyurun. Evet sevgili Zeki, bu hafta gerçekten çok sevinçliyiz. Rakiplerimizi ve mesafeyi açtığımız için ve haftalar sonra 3. sıraya yerleşmenin sevincini yaşıyoruz. Kırklareli kendi evine Ümraniye boyun eğdi. Playoff'taki rakiplerimizden biriydi. Bana göre Kırklareli bu yenilgisiyle playoff'ta da saf dışı kaldı. Evet. Ümraniye liderliğini korudu. İstanbul Spor zorlanarak da olsa Bursa'yı devirdi. Ümraniye'nin peşini bırakmadı. Zaten şampiyon takım ikisinden biri olacak. Ümraniye mi, İstanbul Spor mu? Bunu son 4 haftada göreceğiz. Takımımız Bandırma Spor menemeni ilk yarıdaki oyunuyla geçti. İkinci yarı biraz zorlandı. Ama 3 puan çok önemliydi burada. Demiştik maçımız 1-0 olsun, bizim olsun demiştik. Puan olarak amacına ulaştı. Konya Anadolu Sarıyer 1-1 tamamlandı. Sarıyer Konya deplasmanından gelinmekten son anda kurtuldu. 1-0 mağluptu. Oyunun son bölümlerinde beraberlik golünü bulabildi. Hacettepe, playoff iddiasında Hacettepe Bayrampaşa'ya acımadı. Playoff yarışına ben de varım dedi. Bunun dışında Kahramanmaraş Pendik'le bir ara 2-2'ye geldi sonuç. Son dakikalarda attığı golle Pendik'i 3-2'yle uğurladı. Kahramanmaraş'ın küme düşme tehlikesi bulunuyor. Pendik rahat bir takım. Nazilli kendi evinde Pazarspor'a teslim oldu. Pazar Can Havli ile zorlu deplasmandan beraberliği seven Nazilli Belediye'den 3 puan çıkarmasını bildi. Pazar adına çok ümitlendirici bir sonuç. Fethiye Hatay iki takımın da istediği oldu. Fethiye rahattı. Hatay'ın puan eşitliğine ihtiyacı vardı. Hatay Fethiye'de istediğini alarak döndü. Haftanın en büyük sürprizi Üsküdar Anadolu Ordu maçından geldi. 2-1 öndeyken Ordu golü bulunca maç 2-2 sona erdi. Bu sonuç ne Üsküdar'a ne Ordu Spor'a yaradı. Ordu Spor küme düşmüş takım gözüyle bakılıyor. Üsküdar Anadolu'da çok önemli 3 puanın ikisini Ordu karşısında bırakmış oldu sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Gerçekten Bandırma Spor büyük başarı elde etti. Biz de buradan bakıyorum. Yani şu anda kafadan 3. olmak işte bu ligdeki 3 tane takımın göstergesi yani. Biz de o ilk 3'ün içerisindeyiz. Sarıyer'de altımızda, haftaya da Sarıyer'e gideceğiz. Onu da orada yeneceğiz zaten. İnşallah. Evet hocam, 6 puanlık menemen maçı. Evet. Gerçekten 6 puanlık. Evet. Tebrik ederiz bütün çocukları. Nasıl bulduk? Bloklar halinde bir yorumlar mıyız? 6 puanlık maç. 2 puan önündeydik. Menemen'i yenerek aradaki farkı 5'e çıkardık. 2 lavarajda da Menemen'e üstünlük sağladık. Dolayısıyla çok kritik bir karşılaşmaydı. Oyundan çok sonucun önemli olduğu bir karşılaşmaydı. 1-0 olsun, bizim olsun dediğimiz bir maçtı sevgili Zeki. Bandırma Spor maça çok bir yediği golle başladı. Daha 40. saniye. 1 dakika bile olmadan kalemizde golü gördük. Tayfur Emre diye çok etkili bir santraforları. Kalecimiz Bekir bu pozisyonda hatalıydı. Geç kaldı topa çıkmakta. Tabii hatayı affetmedi santrafor. Birden tabela 0-1 oldu. Moralimiz bozuldu. Fakat biz bu çocuklara inanıyorduk. Çünkü gittikçe geçtiğimiz haftalarda bir yükseliş vardı, bir hırs vardı. Hocamızın getirdiği bir hava vardı takımda. Neyse ki beraberlik golünü çabuk bulduk. Daha sonra öne geçtik. Bu bizi maç adına ümitlendirdi. İkinci yarıyı hiç sorma bana. İkinci yarıda 60. dakikaya kadar 5 olurdu maç. O Ekrem'in bir erken attığı penaltı yaratmak istediği bir pozisyon var. Ekrem'in kaçırdığı bir başka pozisyon var. 5-1'e gidecekken maç bir anda döndü. Son yarım saatte Celal'in girmesiyle bir de gol yedik. 3-2 oldu maç. Galibiyeti koruma derdine düştük. 5-1 kazanacağımız maçta, evet, 5-1 kazanacağımız maçı biz neredeyse 3-3'le bitirebilirdik. Çok ilginç bir karşılaşmaydı. Evet. Onları zamanla soracaksın zaten. Ben bloklara geçeyim. Bandırma Spor Ali ilk golde hatalıydı. Yan top hatasında geç kaldı topa çıkmakta. Santrafor Tayfur Emrah affetmedi bu pozisyonu. Bahrican Basat'tı bu karşılaşmada. Dengesiz de adam kaçırdı ama Bahrican'a güvenimiz devam ediyor. Her güzelin bir kusuru olur diyoruz. Özgür Küçük Oğuz çok hırslıydı. Forvet arkadaşlarının yapamadığını yaptılar. Yan toplarda rakip defansın arkasına sarkarak
birer gol kaydettiler. Bir defans oyuncusu görevin üzerine böyle çıkar işte. İki gol, evet. İki gol, üç golün ikisi defans oyuncumuzdan geldi. Serkan görevini yapmaya çalıştı. Maçın gizli kahramanlardan biri Yusuf'tu. Duran toplarda milimetrik paslarıyla adeta topu kafaya yapıştıran bir isim. Bu iki stoperin attığı golde Yusuf'un payı çok fazlaydı. Aldı at dedi. Yani çok güzel çalışılmış pozisyonlarda, duran toplarda çalışılmış pozisyonlarla gol bulmamız beni gelecek adına ümitlendirdi. Büyük Oğuz her geçen gün iyiye gidiyor. Görünmez kahraman. Vücudunu çok iyi kullanıyor. Bandırma Spor'un ön liberolarından vazgeçilmez bir isim. Mustafa'ya akıl sır erdiremiyorum. Çok kaliteli bir futbolcu. Nedense sinirleniyor. İstikrarsız. Birçok iyi maçta, birçok kötü. Mustafa'nın kısa zamanı toparlanması lazım. Bu takımın en büyük maestrosu. Çok akıllı. Dikini oynamayı seven. Mustafa'nın ben daha iyi olacağına inanıyorum. Ekrem ve Talha. Ekrem iyi bir kumaş ama bitik. Sağda çok bilinçli hareketler yapıyor. Fakat ara vermiş futbolcu izleniminden hala kurtulamadı. İyi düşünüyor ama düşüncelerini kondisyon sıkıntısı olduğu için gerçekleştiremiyor. Talha, Mehmet Sakat cezalı olduğu için Talha'ya görev verdi hocam. İkinci golümüz çok organize bir goldü. Süper bir şekilde boştaki Talha'ya çıkardılar. Talha da arka direkte buluştuğu pozisyonu affetmedi. Çok şık bir gol attı. Ama ondan sonra Talha da ortalıkta gözükmedi. Talha kanat adamı değil, adam yokluğundan oynatılıyor. Talha bir ön liberodur, orta saha oyuncusudur, dar alan oyuncusudur. Geniş alanı sevmeyen bir futbolcu. Murat Uluş'ta top geldiği dakikalarda vücudunu kullanarak rakip defansı zorlamaya çalıştı. Murat Uluş'un da daha çok çalışması gerekiyor, deplasman olması gerekiyor. Bandırma Spor'un one person'si. Bandırma Spor vasat bir oyunla seyircisinin desteğiyle çok zorlu bir karşılaşmayı kazanmasını bildi. Özellikle defans oyuncusu stoperlerimiz iki gol bularak forvet arkadaşlarının yapamadıklarını bu maçta gerçekleştirdiler. Ben özellikle Küçük Oğuz ve Özgür'ü bu bakımdan kutlamak istiyorum. Menemen Belediye gelince açık futbol oynayan bir takım. Menemen defansı fizik olarak çok iyi fakat çok ağır. İşte Kaptan Efe süper bir fizik. Defansı yönetiyor. Önünde 4 numara biri süper bir fizik fakat ağırlar. Sol bek Yasin süper bir fizik. Yani fizik gücü yüksek olan bir defans fakat çabukluk için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Kimleri beğendim? En iyi 14 numara Tayfur Emre. Keşke bizde olsa. Çok iyi gol kokluyor. Kendini çok iyi saklıyor. Rakip defans arasında çok iyi geziniyor. Buldum affetmiyor. Evet. Yani Menemen'in en büyük silahı Tayfur Emre'ydi. 9 numara bir Umut izledim. Kanattan çok etkili topları getirdi. Görerek oynuyor. Asistleri mükemmel bu Umut'un 9 numara. Mustafa Şen basattı. Biraz duygusaldı. Bandırma'nın çıktığı için Bandırma Spor karşısında biraz duygusal oyun oynadı. Yani kendini tam olarak maça veremedi. Ama seyircilerimizin Mustafa'ya Balıkesir'e gitmesinden dolayı yaptığı tezahürat pek olumlu değildi. Çünkü profesyonel futbolcu bu. Bandırma Spor'u şampiyon yapan, yani 3. ligde ve 2. ligde çıkaran futbolculardan biri. Ve iyi karakterli bir futbolcudur. Burada Mustafa'yı pek fazla cezalandırmamak gerekirdi. Nedense maçın heyecanından olacak. Seyircimiz Mustafa'ya fazla yüklendi. Herhalde psikolojik bir taktik de olabilir. Mustafa'dan çekildikleri için seyirci Mustafa'nın üzerine oynadı da diyebilirim. Menemen boş bir takım değil, açık futbol oynayan bir takımdı ama Bandırma Spor istediği galibiyeti anlamlı 3 puan alarak playoff yarışında haftalar sonra derin bir oh çekti sevgili. Evet hocam, teşekkür ederim. Tabii ki Mustafa sonuçta profesyonel bir futbolcu, normal karşılamak lazım. Karşılaşmada hocam yani başlama vuruşu yapılıyor, kalede gol görülüyor. Tabii bu bir süre demoralize ediyor. Evet. Neyse bunu atlatıyoruz arkadan. 3-1'e geçiyoruz. Ama ikinci yarı nedense zorlanıyoruz. Yani bir de değişikliklerin yorumları. Yapalım. Bence en önemli değişiklik. Maçın kırılma değişikliği Hacı Mustafa'nın oyundan alınıp Celal'in oyuna sokulmasıydı. Celal'i ilk defa ben ön libero'da izledim. Celal bir ön libero değil. Celal bir stoper. Hoca şöyle bir tedbir almayı düşündü. Öyle zannediyorum. Rakibin uzun toplarla kalemize geleceğini düşündü. Ve uzun toplara karşı hava hakimiyeti iyi olan futbolcu sayısını arttırdı. Celal'i de oyuna alarak Özgür, Küçük Oğuz, Celal savunmayı daha da katılaştırdı. Hava toplarında fakat Celal orta sahada ağır olduğu için
çok zor durumlar yaşadı. Geniş alan adamı değil, Celal bu sıkıntıyı fazlasıyla yaşadı. Ve mene mene daha çok fırsat vermeye başladı. Orta saha çöktü. Evet. Hacı Mustafa'nın çıkışıyla birlikte Bandırma Spor orta sahada top tutamaz hale geldi. İşte burada herhalde sakat veya cezalı David'i gözlerim aradı. Eğer Ali Selin de daha evvel gelebilirdi. Celal kesinlikle ön libero'da kullanılacak bir adam değildi. Şöyle olabilirdi. Celal'i defansa çekip acaba daha hızlı adam Küçük Oğuz ön libero'da görev yapabilir miydi? Bu da düşünülebilirdi ama hocanın haklı bir yorumudur. Hoca nedense Celal'i, ağır olan Celal'i orta alanda, geniş alanda kullanmayı tercih etti. Ve son Celal girdikten sonra son yarım saat biz öldük. Evet. Her an 3-2 oldu, her an 3-3 olabilir, 4-3 olabilir, biz kazanabiliriz. Ama Allah'tan o heyecanı yaşadık. Yaşattık. Yoksa 5-1 eğer dediğim temin söylediğim gibi Ekrem gelen fırsatları değerlendirseydi bu maç 5-1-5-2 Bandırma Spor'un galibiyetiyle bitebilirdi. Ben Celal'in ön libero'da görevlendirmesini yadırgadım diyebilirim. Daha sonra aynı anda Ekrem Doğan değişikliği yapıldı. Ekrem kanat oyuncusu, Ekrem yorulmuştu. Çıkan adam Doğan santrafor, çift santrafora geçildi Murat Uluş'la beraber. Otomatikman orta sahada bir kişi eksildi. O Ekrem geniş alan adamı, Doğan ise dar alan adamı. Doğan'dan sol kanatta faydalanmak ne derece doğru, bu da tartışmaya çıktı. Ama hocaya da hak vermek lazım. Kulübesini yeni yeni düzenliyor. Kenarda kimler var onu da bilmek gerekir. 81. dakikada hoca pabucun pahalı olduğunu anladı İsmail Hoca. Murat Uluç'u alarak, en doğru değişik buydu önden. Ali Selin gibi çalışkan bir atom karıncayı orta sahaya kaptı. Evet. Orta sahayı tekrar güçlendirdi. Bu dakikadan itibaren Bandırma Spor oyun kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ve hak ettiği bir galibiyeti korumasını bildi. Ve sahadan 3 puanla mutlu ayrılan taraf oldu sevgili izleyiciler. Evet hocam, teşekkür ediyorum. 30. hafta itibariyle Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı ne durumda? Hemen arkasından playoff ne durumda? Ve düşme hattında neler var? Evet, puan cetveli bitime 4 hafta kala Ümraniye ve İstanbulspor'dan birinin şampiyon olacağını söylüyor. Ümraniye maçlarını, içerideki maçları kolay. 3 puan önde. Fethiye ve Konyaaltı Selçuklu içeride oynayacak. Bunları kazanacak. İşte Ümraniye'nin deplasmanları felaket. Biri İstanbulspor'la deplasman, biri Bandırmaspor'la deplasman. İstanbulspor maçını kazanırsa deplasmanda Ümraniye şampiyon olur. Bandırma'ya da gezmeye gelir diyorum. Kazanamam. Yani hem Bandırma'yla oynayacak hem İstanbul'da. O önemli. Yani daha büyük rakip yok zaten. İstanbulspor maçını kazanamazsam Bandırma'yla oynayacağı son deplasman maçı Ümraniye için çok zorlu geçer. Bandırmaspor şampiyon devirmeyi, lider devirmeyi çok sever. Evet. Çok kaliteli bir maç izleriz diyorum. Yani kritik maç 2 hafta sonra oynanacak olan İstanbulspor Ümraniye Belediye maçında yatıyor şampiyonluk potasında. Gelelim playoff'a. Playoff'ta Ümraniye ve İstanbulspor'dan biri playoff'u garantiledi. Garantiledi. 3 takım aranıyor. Bunun İstanbulspor ya da Ümraniye'nin yanına. Bunların en kuvvetli adayı Bandırmaspor, Sarıyer ve Hacettepe olarak görüyorum. 4 puan geriden menemen acaba diyor. Acaba birini yakalayabilir miyim? Maçlara bakıyorum. Bandırmaspor 53, Sarıyer 53, Hacettepe 54. Menemen 48. 52 Hacettepe. Hacettepe 52, düzeltiyorum. Evet, 52. Şimdi 3 takımın büyük şansı var. 48 puanlı Menemen'in şansı %40'a inmiş durumda. Maçlara bakıyorum. 5 puan var. Evet, 5 puan var. Bandırma Spor'a 6 ya da 7 puan yetiyor. %100 playoff'ta oynaması için. Daha fazla da puan toplayacağız. Sarıyer'le Hatay'la deplasmanda Bursaş ve Ümraniye içeride. Yani önümüzde 4 maç var. 6 puan alırsak. 6 ya da 7 puan alırsa %100 playoff'tayız. Ki diğer takımlara bakmaksızın. Diğer takımlar puan kaybederse bu baraj daha da aşağı düşebilir. Sarıyer deplasmanı Bursaş. En kötü ihtimal Sarıyer'den beraberlik. Biraz sonra soracaksın. Bursaş galibiyeti 4 puan. Son 2 hafta şekillenir diye düşünüyorum playoff yarışı Bandırma Spor adına. Sarıyer'in maçlarına bakıyorum. Sarıyer, Bandırma ve Hacettepe ile içeride oynayacak. Bak Hacettepe de Sarıyer'in ayağına gidecek. Hacettepe'nin de işi kolay değil. Nazlı ve Kahramanmaraş'ı deplasmanında oynayacak. Kahramanmaraş çok tehlikeli bir deplasman çünkü kümede kalma mücadelesi veriyor. Sarıyer'in işi kolay değil. Sarıyer'in maçları bize göre daha zor diye düşünüyorum. Hacettepe'ye bakıyorum. Hacettepe
Pazar ve Sarıyer deplasmanına gidecek. İkisinde hedefi var. Pazar kümede mücadelesi veriyor. Kümede kalma. Sarıyer ise playoff mücadelesi veriyor. Hacettepe ile başa baş oluyor. İçeride Menemen ve Bursaç'la oynayacak. Bursaç maçı hariç. Hepsi zor maçlar. Hacettepe'nin maçları zor. Evet. Bandırma sonra Sarıyer playoff'a bir adım daha yakın. Bakalım Menemen Hacettepe'yi yakalar mı sorusu. Menemen Nazlıdere ile içeride, Kahramanmaraş içeride oynayacak. Hacettepe ve Üsküdar Anadolu dışarıda oynayacak. Bakın bir tek soru işareti var. Menemen Hacettepe'yi yakalar mı? Bandırma sonra Sarıyer'e şimdiden yani gevşemelerinden korkuyorum. Playoff'ta garanti görüyorum. Üçüncü takım, son takım, dördüncü takım Hacettepe Menemen mi olur? Bakalım 4 banlık farkı Menemen kapatabilir mi? Bunu da son 4 hafta birlikte göreceğiz. Ama Hacettepe bir adım playoff'a daha yakın gözüküyor Menemen'e göre sevgili Zeki. Evet hocam teşekkür ederim. Geldik düşme hattına. Düşme hattı. Teşekkürden evvel düşme hattı. Pazar mı oldu? Yani doktor ne yerse yesin tabirinden. Normal şartlarda lige veda ettiler bana göre. Üçüncü takım aranıyor. Üçüncü takım da 4 takım arasından çıkacak. Puanı silinen 30 puanda kalan Kahramanmaraş, 28 puanlı Hatay, 28 puanlı Üsküdar Anadolu, 26 puanlı Bayrampaşa. Yaptığım inceleme sonunda fazla detaya girmek istemiyorum. Hatay Spor ve Bayrampaşa'dan birinin 3. takım olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. Evet. Ordu, Pazar... Anadolu Üsküdar oradan yırtar mı? Oradan yırtar diye düşünüyorum. Çünkü fikstür avantajı var. Evet. Son maçta Menemen'le oynayacak. Menemen'in o zamana kadar durumu belli olacak. Pazar deplasmana girecek. Pazarın durumu belli olacak. Küme düşmesi kesinleşen takımlarla maç yapmak daha kolay sevgili Zeki. Evet. Öyle düşünüyorum. Yani herhangi bir ters kalmıyor. Öyle düşünüyorum. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Şu son artık bitiriyoruz. Sona geldik. Evet. Zorlu bir deplasmanımız var diyelim ama sonuçta İstanbul bizim arka bahçe. Sarıyer'e gidiyoruz. Ne diyorsun? Ne yapmamız lazım? Nasıl 3 puanı torbadaki eklik görelim? Sarıyer'de torbada hiçbir maç keklik görülmez. Biz disiplin oynadığımız takdirde İspanya'daki takımı tanıdım. Sarıyer'i burada elimizden kaçırmıştık. 2-2 bitmişti bu karşılaşma. Sarıyer'de son haftalarda bir düşüş var. Biz İsmail Hoca'nın disipliniyle maç maç düşünerek biz martıları İstanbul'da da avlarız diye düşünüyorum. Benim için sürpriz olmaz. Ben Başakşehir maçını seyrettim. Bandırma sporu. Bak her hafta bunu tekrarlıyorum. Evet. Başakşehir maçının yarısını oynasınlar. Bu takım Sarıyer'e İstanbul'a devirir gelir. Beraberlik de kötü sonuç değil. Bandırma Spor'un çok iyi silahları var. Hoca takımı tanıdı. Şimdi bu hafta çok güzel bir olay da gördüm. İsmet Hakkı'yı 18 almış. İsmet Hakkı yavaş yavaş playoff'lara hazırlıyor. Evet. Formayı acıktıra acıktıra verecek. Orada bir tek David gözden kaçırılmış. Hani Mehmet cezalıydı. David, İsmet Hakkı ile beraber 18 tamamlanmış durumda. Hoca takımı tanıdı. Biz yavaş yavaş güzel adımlarla playoff'a doğru gidiyoruz. Hele bir kazanalım, hele bir playoff'a girelim. Ondan sonra konuşmak daha da kolaylaştı. Muhtemelen bizim playoff'taki rakibimiz yine Sarıyer olacak. Yine Sarıyer olacak diyorsun. Evet. Hem İstanbul'da hem Bandırma'da oynayacağız. Bu hafta başka önemli karşılaşma var mı sizin değinmek istediğiniz? Peki, kısaca maçları değerlendirerek evet. Noktalayayım düşün konuşmalarımı. Ümraniye Fethiye, Banko Ümraniye İstanbul'da maçı kazanır. Hatay İstanbul haftanın kritik maçı. Çok ilginç. İstanbul'daki maçta Hatay Spor, İstanbul Spor'la berabere kaldı 0-0. İkisinde puana şiddetle ihtiyacı var. Bir beraberlik çıkarsa kimse şaşırmasın. Hatay İstanbul maçı. Sarıyer Bandırma 3 ihtimale de yakın karşılaşma ama Bandırma Spor'a ibrenin döneceğine inanıyorum ben. Beraberlik ağırlıklı. Bandırma Spor kazanırsa kimse şaşırmasın. Pazar Hacettepe. Pazarın şiddetle puana ihtiyacı var. Pazar can derdinde, Hacettepe playoff derdinde. Pazar bir puandan fazlasını vermez diye düşünüyorum. Menemen Nazilli, Nazilli kapalı bir takım. İki komşu takım değil birbirlerine. Ege takımı Menemen mutlaka kazanmak zorunda yoksa playoff dışı kalır. Ordu Kırklareli, Kırklareli artık formalite maçına çıkıyor. Ordu Can Ardı ile Kırklareli yenebilir çünkü Kırklareli pek hedefi kalmadı. Hedefsiz Ordu'ya tatile gidecek. Pendik Üsküdar Anadolu, Pendik normal şartlar Üsküdar Anadolu zorlar ama Üsküdar Anadolu'nun puana şiddetle ihtiyacı var. Pendik'e orada bir puan şakası yaparsa kimse şaşırmasın. Aynı geçtiğimiz hafta Pazar Spor'un deplasmanda Nazilli'ye şaka yaptığı gibi. Bu Bayrampaşa Kahramanmaraş haftanın maçı. Bayrampaşa Kahramanmaraş.
İkisi de maça asılacak. Bayrampaşa yenerse rahatlayacak. Kahramanmaraş yenerse Bayrampaşa'yı kaderle baş başa bırakacak. Haftanın maçı Bayrampaşa-Kahramanmaraş arasında. Bursaç-Konya-Anadolu-Selçuk maçından da bir beraberlik havası var sevgili Zeki. Ben haftanın maçı olarak Sarıyer-Bandırma Spor, Hatay-İstanbul Spor ve en önemlisi Bayrampaşa-Kahramanmaraş maçını işaretliyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz de bu hafta Sarıyer'den gerçekten 3 puan bekliyoruz diyorum. Ve bu haftaki yorumlarımızı burada noktalıyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.